Tino tabii şey yapayım da. Biraz geri gelebilir. Biraz geri gelebilir. Biraz geri gelebilir. Geri gelebilir. Hüsar İli Milliyetçi Hareket Partisi adayı tanıtımı için toplanmış bulunmaktayız. Türkiye imar olacak, mimarı Selçen Karayer olacak. Güçlü kadın, güçlü teşkilat, güçlü Türkiye anlayışıyla yola çıkan milletvekili adayımız Selçen Karayer'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Üyesi olmaktan gurur duydu. Ülkücü Hareket'in kutlu yürüyüşünde tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olan genel seçimlerde milletvekili aday olarak Türk siyasetine damga vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'ne müracaat etmiş bulunmaktayım. 1981 yılında Bolvadin'de dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimimi Bolvadin'de tamamladım. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. 2005 yılından bu yana mimarlık mesleğini yapmaktayım. Bu aziz vatanı bizlere emanet eden Çanakkale şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal'in, Başbuğ Arpaslan Türkeş'in, pek çok ismini sayamadığımız nice ülkücü şehitlerimizin ruhları şad olsun. Türkiye Cumhuriyetimizi çepeçevre saran şer olakları karşısında Türk milliyetçileri dertlidir, kaygılıdır. Türk milliyetçileri çare arıyor. Türkiye resmen bir bütün fakat fiilen bölünmüş durumdadır. Bir bölgemizde asker ve polis bile sokağa çıkamazken vergi toplanamıyor, resmi dairelerde, kışlalarda şanlı bayrağımız dalgalanamıyor. Devletimiz gücünü, kudretini, şefkatini, adaletini neden göstermiyor? Atalarımız şehit gelmesin diye Çanakkale Savaşı'mızı yapmasalar mıydı? İstanbul'u fethetmeseler miydi? Malazgirt Savaşı'nı kazanmasalar mıydı? Afyon'u Yunan'a terk edip kaçsalardı bizler şu anda kim olurduk? Habur'da sırt sıvazlayanlar, İmralı Camisi ile pazarda oturanlar, terör ve müzakere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadele edenler, Türk milliyetçiliğini ayaklanan, milli şuura sahip yeni neslin yetişmesinde en önemli görev Türk kadınına düşmektedir. Çocuklarımıza yalnız dünyevi değil, uhrevi ve milli benliği aşılayacak sizler gibi değerli Türk kadınların bu görevi yerine getireceğinden kimsenin şüphesi yoktur. Şanlı tarihimiz kahraman Türk kadınları ile doludur. Nene Hatun'umuz, Hayme Hatun'umuz ve ismini şeref taşımakla şeref duyduğum Selcan Hatun, ecdatlarımız, biz Türk kadınlarına devletimiz ve milletimiz zor duruma düştüğünde neler yapmamız gerektiğini öğretmiştir. İşte bu ecdattan öğrendiğim, örf üzerine ülkemizin kötü gidişatına dur demek üzere yola çıktım. Nene Hatun olmaya, Tomris Hatun olmaya, Halide Edip olmaya adayım. Aldatılan ve kandırılan vatandaşımızı uyandıracak. Allah deyip ayetle dalga geçen din berzindanlarından kurtaracak. Başörtüsü istismarına son verecek. İktidar partisinin tasallukundan ülkemizi kurtaracak yegane adres Milliyetçi Hareket Partisi. Hayır sizden, destek sizden, takdir Allah'tandır. Rabbim bu vatanı iç ve dış düşmanlardan korusun. Varlığın, Türk varlığına armağan olsun. Amin. Ne mutlu Türk'üm diye. Sevgili hava arkadaşlarım, salonda bulunan çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, yiğit ülkücüler, ülkücü işçiler. 13 yıldır yönetilmeyen bu ülkeye talip olan kalp
kalpleri iman dolu, yürekleri vatan ve bayrak sevdasıyla dolu, milletvekili aday adaylarımızla beraber her gün huzurunuza çıkıyoruz. Birbirinden kıymetli, birbirinden değerli adaylarımızla beraber 7 Haziran'a hazırlanıyor ve bu kötü gidişe dur demek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İşte bunlardan biri kendi evladımız, içimizden biri Sercan Karayel Hanımefendi, yani Aselamız. Sayın Sercan Karayel kızımız, çıktığın bu kutlu yolda Allah yolunu açık etsin diyorum. Sana, aileme, vatana hayırlı bir karar vermiş olsun diyorum. Sizi, bu ülkeyi en iyi temsil edeceğinizden emin olarak basına ve Afyon'a tanıtmaktan büyük gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Thank you.